Cenab-ı Hak, efendim, size Yusuf Aleyhisselam'ın makamını versin, salahiyetini de versin diyorum. Bu beyi tanıdınız mı? Evet. Şimdi? Kadın hocam değil mi orada? Hem o rütbeyi hem salahiyeti versin diye ben dua ediyorum. Adnan Bey kardeşimize de Cenab-ı Allah zaman için Yusuf Peygamber'in tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş ve onu ihmal ettirip, şimdi kafidir, çık diyerekten ona icazet vermiş. Ümit ederiz ileriye doğru. Adnan Bey'in yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Velayet sırrıyla benim zahiri ve başka da vilayet sırrıyla yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de vardır. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır. Sabırlıların bir ötesi efendim razılardan da yazılmıştır. Razılık da verildi ona, kendisine. Efendim, ben kendime göre bir düşünüyorum, bakıyorum benim tahammül edebileceğim bir nükteydi o. O maşallah genç zamanında o hizmeti tekmil etmiş vilayet erbabına. Böyle iptilalar geliyor. Size zarar vermemiş ki o. Allah razı olsun hocam. Duanızdan, himmetinizden. İnşallah. O da geçmiştir. Şimdi sizin Peygamber huzurunda size bir rütbe giydirilmiştir. Bu Muharrem-i Şerif'te hasaten zahir ve batında sizi teyit edecek hem manevi nur hem bir maneviyat getirilmiş ve bir anlayış da bir ilham da size açılmıştır ki o ilham üzerine siz kalbinizi etraf ile meşgul etmeyin. Ondan sonra kalbinize verilecek ilhamı vereceksiniz. Çünkü size bu yapmış olduğumuz halvetin neticesinde size bir ikram olarak bir şerif bağlanmıştır galiba. İlham membağı. Ve siz beni buraya kapattılar, kapatanlara, beni muhakemeye verdiler, muhakeme edenlere, beni suçladılar, suçlayanlara diyerekten kötü bir temenni olmayacak. Onlara muğber olmak ister insanın nefsi, reddedeceksiniz. İnşallah. Ve siz bu minval üzerine size mükellefiyet vardır şimdi. Kanınıza kimse almadan o hücrenizde yüksek sehpa gibi yerde Kur'an-ı Kerim'i böyle sultan huzurunda duruyor gibi okuyacaksınız. İsterseniz bir hizip, isterseniz iki, isterseniz üç, isterseniz tekmil bir cüz okuyun. Ondan sonra size bir varidat vardır. Manevi varidat verilecektir size mükafat olarak.
o ilhamdır. O ilham geldiği vakitte o ilhamı kaybetmeyeceksiniz. O kıraatı bitirdikten sonra diz üzerinde oturunuz. Mecliste elinizde kalem kağıt, efendim, kalbinize doğacak olanı zapt edin. O inkişaf edecektir. Ve genişleyecektir. Darlanmayacak, artacaktır, eksilmeyecektir. O suretle siz Kur'an-ı Kerim hakkında yeni bir görüş, yeni bir anlayışla bilhassa o gençlere çok bir hizmet yapacaksınız. Vilayet sırrı olduğu için size ben onu söylemeye memurum bugünkü günde. Efendim, sizin vilayetiniz vardır. Yani Evliyaullah'tan olduğunuz için ben şimdi o böyle tomurcuk gül olur, daha ne rengi belli, ne şekli belli, ne kokusu belliydi. O açıldığı vakitinde belli olur. Şimdi Adnan Bey'in hali de o kapalıdır. 24 saat zarfında bir defa bir veliullah, bir defa bir veliullah, bir defa bir veliullah. Üç evliyadan zat onun kalbine nazar ettiler. O efendim, gerek mahpusta gerek bu hastanede bulunduğu vakitte. Öyle nazar etmese o bu halde çıkamazdı. O efendim, muzir kavmın sıkıntısı onu bozardı, bozmadı. Bozmasını, bozulmaya bırakmadılar. Ve şimdiki imanı ve mertebesi bu halvethaneye bir mezden önceki halinden çok fazla.